Zamanlar küçük bir köyde Badem adında bir kedi yaşarmış. Badem tüm köyde yaramazlıklarıyla tanınırmış. Diğer hayvanlardan yiyecek çalar, çiçek saksılarını devirir ve sırf eğlence olsun diye kuşları kovalarmış. Köydeki diğer hayvanlar sık sık "Ah şu Badem yine yaramazlık peşinde." derlermiş. Ama Badem'in umurunda değildi. Sorun çıkarmaktan zevk alır ve yaptıklarının başkalarını nasıl etkilediğini hiç düşünmezmiş. Bir gün Luna adında yaşlı ve bilge bir leylek köydeki tüm hayvanları toplantıya çağırdı. Luna, bademe başkalarına adil ve nazik davranmayı öğretmenin bir yolunu bulmalıyız. Onun adaletsiz davranışlarının devam etmesine izin veremeyiz. Hayvanlar hem fikir oldular ve bir plan yaptılar. Bademin de aynısını yapmayı öğrenmesi umuduyla ona nezaket ve adalet göstereceklerdi. Badem ilk başta diğer hayvanların ona neden bu kadar iyi davrandıklarını anlamadı. Sadece onu kandırmaya çalıştıklarını düşündü. Ama zaman geçtikçe Badem yaptığı hatayı görmeye başladı. Başkalarına adaletsizce davranmanın ona sadece yalnızlık ve üzüntü getirdiğini fark etti. Yavaş ama emin adımlarla Badem değişmeye başladı. Yiyecek çalmayı ve sorun çıkarmayı bıraktı. Bunun yerine köydeki diğer hayvanlara yardım etmeye ve oyuncaklarını onlarla paylaşmaya başladı. Hayvanlar Badem'deki bu değişim karşısında hayrete düştüler. Bir gün köye yeni bir kedi yavrusu taşındı. Yavru kedi utangaç ve korkaktı ama onu ilk karşılayan ve etrafı gezdiren Badem oldu. Yavru kedi Badem'in bu iyiliği için minnettardı ve kısa sürede çok iyi arkadaş oldular. O günden sonra Badem herkese adil ve nazik davranan bir kedi olarak tanındı. Adaletsiz olmanın sadece zarar getirdiğini ama adil ve nazik olmanın neşe ve dostluk getirdiğini öğrenmişti ve böylece köy sonsuza dek mutlu yaşadı badem başkalarına nasıl adil ve saygılı davranılacağına dair bir örnek oluşturdu